Koenzim insan vücudunun üretmiş olduğu bir enzimdir. Yani 20'li yaşlara kadar full tempo üretir. Sonra 30'lu yaşlarda başlar yavaş yavaş azalmaya. Koenzim insan vücudundaki birçok enzimin hormonun oluşmasında rol oynar. Dünyada hakkında en çok araştırma yapılan bir enzimdir bu. Koenzim normal olarak gıdalardan almış olduğumuz besinlerle vücut kendisi üretir. Koenzim yapılan araştırmalarda kalp damar için çok çok önemli. Konsantrasyon, konuya odaklanma, hafıza, enerji, kişinin enerjik olması, cildin tazeliği, canlılığı, bağ dokusunun temiz olması, çalışması, sinir sistemi, vücudun bakteri, virüs ve mantarlara karşı güçlü olması, bağışık sistemi güçlü olması, metabolik değişimlerin, dönüşümlerin otomatik, kasların kuvvetli olması, yağ yakımı, enerji üretimi. Yani birçok şeyde koenzim diğer vitaminlerle K2, E vitamini vesaire ortak çalışır. Koenzim yetersizliği zamanla kişide Parkinson, Alzheimer, kalp damar zafiyeti, kalp hastalıkları, çeşit çeşit hastalıklar ortaya çıkar. Bu koenzim eksikliği genetik olursa kötü tabii ki. Hastalıklarla mücadele etmekte bağışık sistemimiz zorlanır. Mitokondriyal hastalıklar ortaya çıkar, yaşa bağlı, oksidatif stres, tüketmiş olduğumuz gıdalar mitokondride yakılarak enerjiye dönüşür. İşte koenzim olmazsa ne olur? Mitokondriler yeterli kaliteli enerji üretemez. Oksidatif stres, vücuttaki toksik maddeler, serbest radikaller, ROS denir, ROS serbest radikaller, reaktif oksidatif stres. Bu artarsa vücut çöplüğe döner, bağışık sistemi hastalıklarla mücadele edemez. Diyabet hastalıkları, antidepresanlar, diyabet hastalıkları, kalp damar hastalığına karşı kullanılan ilaçlar bunlar aşırı koenzim tüketimine sebep olur. Yani diyabet hastalığı, diüretik kullanılması, yani böbrek hastalıkları, diyabet, kalp damar için kullanılan ilaçlar, antidepresanlar, kimyasal ilaç kullandıkça vücutta koenzim oranı azalır. Zamanla birçok hastalık ortaya çıkabilir. Beyin yorulur, kalp yorulur, karaciğer, pankreas vesaire birçok sorun ortaya çıkar. Koenzim çok çok önemli. Koenzim BabMed'e bakacak olursanız hakkında dünyada en çok araştırma yapılan ürünlerden biridir. Çünkü kalbi güçlendirir. Kalp yetmezliğine karşı çok çok etkili, yüksek tansiyona karşı etkili, kalp damar rahatsızlığı her türlü. Mesela burada Profesör Doktor Zin Davaraj vesairesi yapmış olduğu araştırmalarda kalp zafiyetini ödediği, kalbi güçlendirdiğini belgelemişlerdir. Yüzlerce araştırma var. Bunlara ayrı ayrı girmemiz mümkün değil. O nedenle belli bir yaştan sonra koenzim almak gerekir. Günde bir tane koenzim. Fakat biz öyle bir iş yaptık ki koenzimin emilimini ve kullanımını artırmak, etkisini katlamak için çinko, bor, alfa lipoik asit, C vitamini, karabiber, metil sulfonilü metan, yeşil çay ekstraktı, Japon poligonumu, aynı zamanda kalbi de güçlendiren Japon poligonumu, nar kabuğu ekstraktı, çingeven ekstraktı vesaire ne yaptık? Güçlendirdik. Artı selenyum da gerekir. Selenyum da ilave ettik. Böyle mükemmel bir ürün ürettik.